Anadolu Efes katkılarıyla burada olan burada kalır. Hanımefendiler, beyefendiler, saygıdeğer konuklar, efendim bir burada olan burada kalır programında daha sizlerle beraber olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Her zaman olduğu gibi İstanbul stüdyolarımızda, teknik masamızda The Sakal of the World, yani sakallı çocuk. Az önce teknik masada oturmanın hakkını verdi. Kendisini yürekten kutluyorum. Çünkü Cihan Hoca'nın mikrofonunu yerine takması yaklaşık 32 dakika sürdü. Ama nihayet mikrofonu yerine sabitledik. Efendim programda hemen şu tarafta oturması gereken ama haftalardır mazeret izni ve türlü bahanelerle fıyan deriz biz. Inamatu Tokyodes denen New Baker. Kendisi bu hafta da biyorezonans münasebetiyle bizden talepte bulundu zannediyorum hocam. Rengini açtırıyor. Rengini mi açtırıyor yoksa bir yerlerimi çektiriyor, daraltıyor. Günahı boyuna diyoruz ve kendisini de buradan bir kez daha kerhen selamlamış oluyoruz. Efendim ben programın dahimi sunucusu Zafer Algöz ve programımıza başlarken üstadımız, pirimiz, şıhımız, Nursu Başı Beyefendi, ilham kaynağımızı bir kez daha saygı ve rahmetle andıktan sonra geldik programımızın klasik macun bölümüne. Efendim işte daimi konuğum, şair, yazar, oyuncu, şirket CFO'su, fakir, fukara, garip, kurabba dostu, Türkiye Kareli Gömlek Giyenler Konfederasyonu Genel Başkanı, degüstatör, maraton men heykeltıraş, gazeteci, Sinop Erfeli Kestanesi İstanbul ve Marmara Bölge Distribütörü Cem Yılmaz'ın ağabeysi, Z kuşağının pambık dedesi, dünyanın anasını ağlatan Pezo Jeff ve İlhan Musk gibi kıymetli şahsiyetlerin en yakın kankisi, kapris abidesi Tom Cruise'un en yakın habisi. Ve işte hocaların hocası Can Yılmaz. Merhaba genç adam. Merhaba Zafer abi. Hamisini iki defa kullandın. Öyle mi? Hangisinde kullandın? İkisinde de hem Bezos hem Elon Musk'ta alayım abi. Buyurun hocam. O çalıyor. Ne oldu? Hamisi dedik diye. Ha? Ya iki defa kullandım. Emin misin? Sakal iki defa kullandım. Okurların dikkatini çekebilir. Öyle ya, okurların diyorum. Kitap satışını yoğun olduğu için abi. Aklım orada. Evet efendim. Can Yılmaz'ın son eseri Amcama Begonvil olduğumu söylemeyin. Neydi hocam kitabın adı ya? Amcama neydi? Abi. Özür dilerim. Vallahi o başka kitabı. Ya. Hayır, gerçekten kitabın. Anneme reklamcı olduğumu söylemeyin. O beni genel evde piyanist sanıyor. Bunun adı neydi? Bu o aynısı mı abi? Bir dakika, bu da bunun adı neydi? Bir dakika, neymiş? Amcama Begonvil. Bir dakika dur. Amcamı almazsak Begonvil, Begonvil kaçı olur? Bu müthiş yaratıcı kitabı. Raflarda tabii bulabilirseniz almanızı. Ben böyle yaptığım zaman sen bunun etrafına bir şey yapabilir misin böyle? Işıklı oyun. Hocam. Neden sakal? Işıklı oyun abi. Ha, elde ne var ne yok ona bakarım diyor. Hocam nasılsınız, iyi misiniz, görüşmeyeli? Çok şükür abi. Kıymetli hocam, sana buyurun. Bir müjdem var. Dur abi. Jeff, evet. Bezos, evet. Jeff Bezos aynı adam zaten. Aynı adam, evet. Jeff Bezos, evet. Elon Musk ve Bill Gates dışında bir müjde mi yoksa bunların içinde mi gene? Hocam. Abi bu adamlar Allah, bak Allah gecinden versin. Evet. Hakka yürüseler konu kalmayacak ya. Buyur abi müjdeni versen. Onlar Hakka yürüse bile arkalarında konular devam eder. Daha ne bombalar patlayacak hocam. Uzun yıllar yaşarlar, evet. Ama hocam, Steve Jobs yaşayamadı yani. Hocam Allah'tan. Dünyanın her yerinde programımızı izleyen ve bizlere bir biçimde istihbarat getiren arkadaşlarımız, evet, dostlarımız var. Buradan tüm sevenlerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Her ne kadar like butonuna basmayı ihmal etseniz de bize yine ısrarla abi boş ver ya. Biraz abonemiz artmış. Artmış mı? Kaç olmuş? Bir 1000 kişi kadar artmış değil mi sakal? Bir şey olmuş. İyi, büyük müjde bu. Bunu kutlamalıyız hocam. 1000 kişi artmışız. Allah bereket versin. Ne güzel. Abi sıfır noktasından bu noktaya gelmek de bir şey yani. Tabii ki, elbette. Gerçi yıllarımızı aldı ama.
Olsun. İlmik ilmik. Dokuduk. Dokuduk hocam. İlmik ilmik denmez abi, o irmik. Helva o. Oh, ilmek ilmek. Ha, affedersin, doğru diyor. İrmik irmik olunca yani irmik helvası i̇rmik mı canlı? Demedim, ilmik ilmik dedim. Yanlış. İlmek deriz biz. Peki hocam, çok teşekkür ederim. Ben abi çilim dokumacılığından gel, bilirim yani. Var mı Allah aşkına? Oo. Ben bir Sivas kilimi dokurum, parmaklarını yersin. Biz evet. Niye görmedik? Ya yer parmaklarını yersin de sen vay be dersin. Sivas lokumu mu dedin? Sivas kilimi dokusam ha. Hayran kalırsın diyorum. Ha sen de parmaklarını yersin deyince Sivas yalnız lokumu söyledim. Diye bir yalnız şey yapıyorsun zannettim. Hayır, hayır. Sivas lokumu değil. Sivas kilimi. Anlıyorum. Hocam, evet. Pezo Jeff 500 milyonluk. Evet. Evet. Eyvah sakal. Sakal ne oldu? Buyurun hocam. Oğlum New York diyaramasını unuttuk. Evet hocam, onu artık haftaya. Zaten yok ki öyle bir cırkı şey. Çıktı ha. Abi öyle bir şey yok hocam. Öyle bir hatırlatın şey. Ya abi, hepinizde telefonum var, hatırlatın. Abi at bagaja getirdi. Hocam konuyu hemen hoşturu foşturu deriz biz. Hemen Pezo Jeff'le ilgili bir mevzu olunca hemen konuyu örtbas etmek için sakala aa nerede benim hayır, yokmak abi, için. Hayır birazdan soracaksın, ben öne aldım. Hiç aklımda bile değildi vallahi. Vallahi aklımda değildi, unutmuştum ben. Hocam. Fotoğrafını yollarım ben sana. Tabii ki. Pezo Jeff bizim sahillerimizde 500 milyon euroluk teknesiyle dolaşıyor. Çocuklar Bodrum civarından, Gökova, Mökova oralardan evet. Bana hep fotoğrafları geldi. Tamam. Geldi hocam. Ben söyledim abi Gökova'da diye. Evet. Göcek'te evet. Pardon. Evet ama işte kurban olduğum Allah ne güzel her şeyi böyle ilmik ilmik dokuyor. İlmek. İlmek ilmek dokuyor ve hazırlıyor hocam. Ne olmuş? Pezo Jeff evleniyor. Tamam. Bu ne demek? Abi senin de 200 milyar doların olsa sen her gün evlenirsin. Evet. Ya kardeşim sen zaten geçen sene boşanmadın mı? 2 sene oldu. 2 sene oldu mu? 2 sene önce boşandığında yenge sana sağlam bir kese yaptı mı? Bir 60 milyar dolar civarında bir şey aldı ama şirketin ortağı hanımefendiydi. Şirketi beraber kurmuşlardı. Öyle yemez. Vereceksin tabii. Ben sana o çorbayı tek başına yedirmem. Beraber kurdular. Cefo, ver bakayım şu bizim payımızı dedi. Yenge aldı ay. Parayı. Oho. Oo Aydıncığım hoş geldin. Kusura bakma seni rahatsız ettik ya. Aşağıda öyle güzel uyuyordu ki Aydın. Abi, biz hocayla programa başlıyoruz. Ya. Hani nerede bizim suyumuz, nerede bizim çayımız diyecektim. Canım benim. Zahmet oldu sana Aydın. En azından bu çaylar nasıl geliyor onu da seyirci görmüş oldu. Seyircimiz gördü. Aydın'ım çok çok teşekkür ediyorum canım benim. Sen tekrar tekrar işine gücüne bakabilirsin. Sağ ol. Sağ ol şey Aydın'ım benim. Şey oynuyor abi. Sağ olasın. Şeker patlatılıyor ya. İzinleri evet. Konuşuyorduk abi. Ne konuşuyorlar? Yıllık izinleri konuşuyorduk diyor. Ya beni mahsus mu yapıyorsunuz kardeşim? Hocam bunlar anlaşmış gibi üst üste senin üstüne oynuyorlar. İzin isteyen isteyene. Bizim konu battal oldu. Takvimleri belirliyorduk. Tabii. Abi bak evet. Bir anda beynime böyle bir ok saplandı sanki ya. Hocam çalışanlara izin verme konusunda. Abi bak çalışanlara. Ha tamam. Buradaki mihenk şeyi bu. Ne? Çalışanlara izin vermek. E tamam. Ya abi şimdi adam sakal çalışmıyor mu? Ya aşağıda şeker patlatıyor abi. Ne o kendi karışımına bir şey oynuyor ya. Abi benim bildiğim Aydın bak saat 11'de mesaiye geliyor her gün. Evet. Oyununu açıyor. Hayır 11'de gelir. Oyununu açar. Evet. İlk çayını koyar. Tamam. Kahvaltısını yapar. Sonra havaya bakarak ilk sigarasını ver. Evet. Diye içer. Sonra başladı. Arada Jesse'ye bir iki tane bir su mu tamam. Mama falan. Sonra şeker patlatmaya başlar. Sonra şeker patlatmaya başlar. Akşam, ne izni abi? Akşam 5'e kadar bu da bir izin gerektiren bir emek yok mu hocam burada? Abi lütfen konumuza dönelim. Valla ben bir anda böyle beynime kan hücum etti ya. Neden ya? Abi izin her çalışanın anasının ak sütü gibi helaldir. Evet. Ama bak ne diyor orada? Madde ne diyor? Çalışan. Tamam. Demiyor ki sabahtan akşam orada yazsa, bak yönetmelikte yazsa, kendi crush oynayan dahil, mesela parantez içinde, ha. Dahil çalışan dese tamam. Tamam. Öyle bir maddede öyle bir şey yok. Ne diyor? Mesai saatleri çalışanın diyor. Peki mesai saatleri belli mi hocam? Ben şimdi bu şirkette mesai saatlerini bilmiyorum. Mesela kaçta başlıyor? Onda başlıyor. Kaçta çıkıyor? Onda başlıyor, 6'da bitiyor. 6'da bitiyor. E tamam sakal da burada bir efor sarf ediyor. Sabah evet. Geliyor erkenden, akşama kadar çalışıyor. Erkenden demeyelim de 11-11.30 gibi. Olsun çalışıyor, yükleniyor yani. Evet. Aydın'ım geliyor Allah razı olsun. PlayStation'ını oynuyor. He, yani 11'de başka demlemiş. Başka işler almış, onları yapıyor. Evet. Elbette 11'de demlemiş olduğu çayı ancak saat 3'te bize bir... Ben bugün var ya 4'e 20 kala bir tane çay geldi. Abi sana çay demledim diye. Ne mutlu halbuki sana. Halbuki ben 9.30'da gelmiştim.
Neyse abi lütfen Jeff Bezos, Jeff Bezos bile daha eğlenceli bir konu. Buyurun abi. Daha eğlenceli bir konu diyorsun hocam. Hocam şimdi İzinleri sen... konuşuyoruz diyor adam ya. Şimdi hocam kimle evleniyordu? Bir oyuncu ve sunucu bir hanımefendi evleniyor. Bir oyuncu, 3 tane evladı olan bir ablamızla evet. evleniyor. O 3 tane evlat... Ulan Jeff bak başına belayı aldın. Yeah. Bak başına belayı aldın. 3 tane yeah. çocuk var ya seni parça pinçik edecek. Parça pinçik edecekler ama benim tuhafıma giden şey ne oldu biliyor musun hocam? Evet. Bak Jeffo 60 yaşındasın. Evet. 60 yaşında nişan yapmak ne oluyor? Ya abi o... Loren Sanchez. O dostlarıyla yemek yedi gibi bir şey yani. Abi 60 yaşında adamın... Yani ben nişan yaptım demesi bana çok saçma geliyor. Sen zaten bir kere... 5 yıldır beraberlermiş ama. Tamam sen zaten bir kere evlendin, ayrıldın. 5 yıldır Sanchez ablayla berabersin. Artık bu 5 yılın sonunda iş ciddiye bindiyse... Hayatım hadi evlenelim dersin. O mütevazı küçük 500 metrelik sandalında küçük bir parti verirsin. Bütün jet set oraya gelir. Öyle değil mi abi? Tamam da adam... Evlendik biz dersin. Double yapmasın mı abi? Double denir buna. Şimdi nişan için bir parti. Evet. Nişanı duyurmak için bir parti. Evet. Nişan için bir parti. Evet. Düğünü duyurmak için bir parti ve düğün partisi. Böyle de bir dörtlü. Yapacağım. Dörtlü paket olması evet, şart ne fark diyorsun. Eder abi? Ne önemli değil abi. Bak aynı yere geliyoruz. Evet. Dönüp dolaşma. Önemli değil. Kaç para? Yani adama mesela ne kadar dediği zaman bir manası yok. Yani karşıdan gelecek cevabın adam için bir manası yok. Nasıl manası yok? Yok hocam? Abi yok. Nasıl manası yok? Abi sana mesela bir şey sor bana. Şu ne kadar de? 60. Şu ne abi, kadar? Sen bana sor. Ne kadar şu? Bir kuruş abi. Evet. Tamam senin için bir şey ifade eder mi bir kuruş? Etmez. Bir kuruş bir kuruştur abi. Senin için eder. Ben normal birine soruyorum. Sakala sor bakalım. Sen etmez bir kuruş. Evet. O da aldığı cevap mesela çocuklar burada ben bir nişan yapmak istiyorum. Bana kaça çıkar? Kişi başı 1200 dolar gibi bir bütçem var. 400 evet. kişilik bir davetli çağırmak istiyorum. Güzel. Eğlencesi şu su bu su tamam. falan filan. Efendim 2 milyon 800 bin dolara mal olur biz bu geceyi iş. Hallederiz diyorlar. Tamam. Başlayın diyor o da. Başlayın diyor. Yani bir dakika ben bu akşam düşüneyim, bir hesap kitap yapayım, aldığımı verdiğimi bir çek mi yazayım? Öyle bir derdi yok ki. Çocuklar bakıverin diyor. Mabeyinci gidiyor, işini hallediyor. O ayrı Otur mesele. Almazsan kaç olur? Yok öyle bir şey. Olabilir yok. De yapabilir de. Yok yapabilir. Abi. Çocuklar bak. Bu dörtlü paketin hepsini bir arada yaptığımızda 36 milyon dolar tutuyordu ya. Onun yerine bunu ben fatura almasam 30'a bağlayabilir miyiz? Abi ben bu sana bir şey söyleyeyim mi? Bak. Amerika'da bir düğün şirketi bunu yapmak için Jeff'e para bile verebilir. Biz yapalım. Tabii yani. Jeff abi biz sana 10 milyon dolar verelim bu düğünü biz yapalım. Çünkü Jeff Bezos'un düğününü zafer gelinlik neyse işte zafer düğüncülük yaptı derse o adam zaten ihya oldu demektir. Ulan Jeff Bezos'un düğününü yapan adam gibi bir hem markalaşır hem fiyatı yükselir. Onun için... Jeff bu işten karlı. Onun için nişan ayrı, düğün ayrı, isteme ayrı, söz ayrı yapıyor ki hepsini birisi yapıyor. Bence takı toplamak için yapıyor. Ne takısı abi? Tabii abi düğünü takı bedava var abi. Vardır abi. Damadın işte bilmem nesinden cumhuriyet mi? Hoca bak yengeye bir nişan yüzüğü takmış. Evet. Böyle bu kadar yani kaşıkçı elması gibi bir şey. Güvercin kafası yani, gibi. He. Şimdi bak neden ben karışmıyorum tamam Pezzo Jeff Allah mesut etsin. Tamam abi bak bize, ama... bize sadece bu ikimize özellikle evet. bunu demek düşer. Evet. tamam. Evet ama ben bu 60 yaşında adamın yeniden nişanlanması işini şuna benzetiyorum. Belki adam yeniden doğdu abi öyle abi, hissediyor şu an. Hep şunu, şuna bağlarım hocam ben. Mesela şunu acayip gülerim tav olurum. Adam kel tamam mı? ya mesela bura açık sakal komple. Hayır bura açık komple. Evet. At kuyruğu var tamam mı? O reçetmiş. Ha ben de bu 60 yaşındaki adamın nişanlanması bana çok saçma geliyor. Bir yandan da şundan kıllanıyorum. Nişan niye yapılır hocam? PR için. Hayır. Ne için? Ya şimdi bizim ülkemizde insanlar nişanlandıkları zaman PR olsun diye mi nişanlanıyorlar? Hayır bizim ülkemizde. Yani tanışma bir dönem bir şey. Ha bir dönem birlikte olsunlar. En azından aileler de bunu bilsin desinler. Ya bizim kızımız nişanlı, çocuk da nişanlı. Evet. Alyanslar takılır. İşte bir sene, iki sene çocuklar nişanlı olarak kalırlar. O nişan döneminde... Şimdi galiba o 11 yıla falan çıkmıştır. Olabilir. Düğün nasıl yapacağım bu zamanda? Çok zor. Şimdi o dönemde de hocam nişanlı olan çiftler birbirlerinin ailelerini de tanıdığı için kız oğlanın evine gider, oğlan kızın evine gider. Bayram, seyran, tanışma, manışma. Ama sen ha. Türk geleneklerine göre bir nişandan evet. bahsediyorsun. Amerika'da öyle bir şey yok be demek. Hocam bence nişan düğün öncesi insanların son dönemeçte
acaba ben bu insanla gerçekten evlenebilir miyim? Evlenirsem mutlu olur muyumun hesabını iyi yapsınlar diye kurulmuş bir ön oyun diyelim buna. Tamam. Burada da Pezocef'in bütün uyanıklığını biliyor musun? Evet. Acaba direkt düğün yapmak yerine ben şimdi şans süresini bir uzatayım. Bakayım Sanchez yenge bizim servetin ne kadarına tebelleş olacak. Abi zaten ya, 3-5 yıldır beraber ya. Ya beraber de en az. Şimdi iş resmiyete bindi ya. Hani Jeff bizim oğlana bir 20 milyon atsana çocuk kendine Miami'de dükkan açacakmış. Öbür ufaklık oğlan da çok üzülüyor. O da kendine bir yer yapacak onun da falan filan. Bilmem nesi. Oradan bir de şuradan oradan. Ama kadın indim. Abi çalışan bir kadın ya. Hocam. Jeff'in servetine ihtiyacı yok. Sunucu, televizyoncu bir şey. Bırakır mı mesleğini diyorsun? Bırakmaz. Bence bırakmıştır. Bırakmaz. Hayır, bırakmaz. O da oradan nemalanıp kendi kaşesini artıracak. Anlatabiliyor muyum? Jeff onun için nişanlanıyor ki yarın öbür gün bir lastik patlarsa hemen ben abi evlenmeyeceğim. Çünkü evlendiği zaman bu sefer mal bölüşümü başlayacak. Bana oradan 50 milyar ver, 20 milyar ver. Bak o 500 milyon euroluk teknesinin adı ne biliyor musun sen? Ha? Koru. Tamam. Bir sabah bir gelirsin ki yenge teknenin adını boru yapmış. Ya abi. Haciz memurları abi bekliyor. Abi sen gerçekten İran senin memurları. Adını koyuyorum. Buyurun. Senin teknen olsa adı ne olur biliyor musun? Ne olur? Servet düşmanı. Buyurun sakal biz servet düşmanı. Evet olur. Abi ya sana ne abicim sana ne? Bıraksın hatta bize ne abi? Peki. Jeff. Ha. Hayırlı olsun kardeş. Biz gelemeyeceğiz. Evet. Yani belli ki biz gelemeyeceğiz. Bizi çağıran da olmaz. Abi biz gelememez abi. Kalbimiz seninle. Ama mutluluklar eğer, diliyorum. Ben. Ama nişanı bizim deniz sularımızda, bizim kendi sularımızda yaparsan gözüm üstünde Jeff. Onu da söyleyeyim. Eğer orada bütün o istiridye kabukları falan böyle teknenin arkasından bizim denize boşaltılırsa orayı baba zindan yerine çeviririz bak. Bütün sahil koruyan gençlerle gider. Ne yapacağım? Burada Göcek'e gidip veya... Göcek'e giderim. Göcek mi, Göçek mi? Göcek. C ile. C ile. Göce'ye giderim. Göce'ye gidersin. Türkiye'deki bütün çevreyi, denizleri savunan, doğayı savunan kardeşlerime derim ki peşimden gelin. Herkes bir box yumurta alsın. Niye? Tekneye yumurta yağmuruna tutacağız. Defol denizi kirletiyorsun. Baba yumurtadan bir şey olmaz denize. Deniz derhal diyeceğiz. Terk et burayı. Ha, o da ne yapacak? Adamlarına... Evet ve... Sizi tarayacaklar. Yok abi su sıkacaklar. Bize. Tabii. Bizim memleketimizde. Görüşürüz. Abi bak. Baba görüşürüz. Senin yaptığın ne biliyor musun? Nedir? Özel mülke müdahale. Yok ya. 7 yıldan başlar. Sen benim denizimi kirleteceksin. Ya kirletmeden müdahale... de o senin uydurman ya. Uydurmam değil ben olacakları söylüyorum. Tamam Jeff gelme kardeş. Git, başka yerde yap düğünü. Düğünü Mallorca'da yap. Tabii. Hem daha hesaplı olur hem de belediye başkanı. Neyse Zafer abi. Abin de burada, sen de buradasın. Bir gün tekrar bu konuyu hatırlatsak al. Bu kaçıncı bölüm oğlum? 152. 152. bölümde Zafer abim söylemişti diyeceksin. Jeff bu işi 2 seneden fazla devam ettiremez. Ve yine hicran yarasıyla çıkıyor. Tamam abi 50 de ona versin kurtulsun. Gitti. Abi okurlarımızdan, yani okurlarımız diyorum sürekli çünkü kitap satışlarından doğru. Dolayı. Seyircilerimizden gelen bir haber var. Onu seninle paylaşmak Fakslar isterim. Fakslar geliyor. Hindistan'da bir gelin düğünden kaçan damadı damadı 20 kilometre kovalamış, yakalayıp tekrar nikah masasına oturtmuş. Bu konuda yorumunu merak ediyorlar Instagram'dan soyutmuşlar. Gelin maratoncuymuş zannediyor. Hayır, 20 kilometre koşarak değil ha. Abi. Peşine arabayla takılmış. Evet. Damat demiş ki ben annemi alıp geliyorum demiş. Evet. Düğünde annesi yokmuş o anda. Annemi alıp geliyorum demiş. Hı. Gitmiş. 3 dakika, 5 dakika, yarım saat, 1 saat gelen giden olmayınca... Gelin de peşine düşmüş. Peşine düşmüş. Bu nereye gider, ne yapar falan filan derken otobanda yakalamış. Hayırdır kardeş? O da demiş annemi arıyorum. Adı neydi damadın? Adını bilmiyoruz. Kumar kumar mıydı? Kumar kumar değil. Adını bilmiyoruz bu damadın. Yakalamış ve gelmiş. O da demiş ki ben annemi bulamadım, yolu da kaybettim. Uttar Pradesh eyaletinde. Ben buraların yabancısıyım, yolu kaybettim. Yoksa... Ben bu eğlenceyi ve gelini kaçırır mıyım? Demiş. Ben böyle bir adam mıyım? Demiş ama fotoğrafı var abi. 3 kişi damadı tutuyor kayınçolar. Zorla. O da evet. Ama şey değil mi hocam? Hindistan'da düğünü gelin tarafı yapıyor gelin galiba. Gelin yapıyor evet. Onun için kız gelini yani. Gelini hatta başlık parası olan bölgeler de var. Allah yani damada başlık parası veriyorsun. Ha. Şimdi bizde hani vardı, bilmiyorum hala var mı bir başka. Anadolu'da vardı herhalde yine. O şimdi o Hindistan'ın bazı eyaletlerinde erkeğe veriliyordu. Vay canına. Demek ki bu öyle bir şey yok. Bunu sakalın duyması iyi olmadı hocam. Niye? Hemen Hindistan'a gider motorla. Hemen. Abi dur, sakal evlenmesin artık yeter. Doyduk. Hani doyduk. Evlenmeye doyduk.
Anlıyorum hocam. Abi esas seni heyecanlandıracak. Hocam bu haber beni çok heyecanlandırmadı. Sadece yani ne dedi bir yorum yapmıyorsun. Hayır, şu sadece kızın yani bu affedersin bu dallama kumar kumarın peşinden 20 kilometre gitmesini anlamadım. Gittiyse gitti, yere git lan deyip niye vazgeçmemiş? Ne bileyim belki hani sadece o haberde sadece annesini aramaya gidiyor gibi yazmışlar ama belki de şeyleri topladı gitti. Takıları. Ya da ne oldu enişten 30 bin verecekti vermedi bizim başlığı. Ben de kaçıyorum annemin yanına o zaman. Neyse bu yani tamam yakalanmış. Allah mesut etsin. Evet. Başka bir haberim var abi. Buyurun hocam. Gün geçmiyor ki. Bir dakika. Evet. Müjde. Hadi gözün aydın. İşin oldu abi. Bu haberimin dışında bonus bir şey. Şimdi aklıma geldi. Evet. Twitter'a CEO geliyor abi. Bir hanımefendi işe başlıyor. Güzel. Herhalde Twitter artık eski bu saçmalıklar olmaya başladı artık. Ne oldu o mavilikler? Mavitikler, bilmem neler. Ha. Hatta mavitik yüzünden bir olay oldu biliyorsun Amerika'da. Evet. Borsayı morsayı düşürdü. Pentagon bombalandı diye mavitikli bir haber sitesi. Yapay zekayla da görüntü yaptılar sakal. Pentagon bombalandı diye 500 milyon dolarlık bir zarar var. Borsada bir anda. O mavitik işini galiba bu abla halledecek. Şey demiş ki Elon... Ben artık kendimi geri plana alıyorum, bu projeden çekiyorum. Ha. Daha büyük projelerle ilgileneceğim, Twitter sana emanet demiş. Demiş. Ne zaman göreve başlıyor? 1 Temmuz'da. Yani? Şey 1 Temmuz'da, 1 Haziran'da, 1 Haziran'da. 1 Haziran'da başlıyor, başlıyor mu? Başlıyor, evet. Hakkımızda hayırlısı. İnşallah şu yani İlhan'a kalkıp der ki saçma sapan mavi tik mik falan filan bu işlere girmeyelim. Bak başımıza bunlar geliyor. Görüyorsun. Der. Seni de mavi tikini inşallah girmiyor. İstemiyorum abi. Bu saatte sonra verse de almıyorum. Biz 2000 lira küsür lira bir 8 dolar 9 dolar verdik kardeş. Öyle mi? Sonra milletin parasını mavi tikini geri verdiler. Biz ne olduk? O gitti bağış oldu işte. Tabii. Kime? Elon Musk'a. Ne oldu? Ha böyle tırnak içinde böyle beleşçiler... Sadece bekleyerek mavi tiklerini geri aldı. Ya ne oldu? 8 dolar ne oldu? Yalan oldu. Kopardılar geri, mı? Hayır geri verecek. Kim verecek? Ya adam yalan oldu gitti diyor para. O kim CEO, abi? Twitter'la. CEO gelsin. CEO gelsin. Yazacağım ben geri alacağım. Nerede benim 8 dolarım? 8, 10, 15 neyse ben paramı isterim. CEO da diyecek ki verin parasını kesin şunun bağlantısını. Kes. Atın kardeşim. Twitter kaybeder. Ben son zamanlarda o kadar da aktif değilim artık. Yani iyice şey oldu orası cıvıdı. Ya. Abi. Evet. Seni sevineceğin bir haber daha var. Yaşasın! Evet. Nedir abi? Aynı konulardan gidiyoruz gibi görünse de aslında aynı konulardan gitmiyoruz. Bambaşka bir konu bu. Nedir hocam? Senin has adamın Elon Musk Guinness Rekorlar kitabına girdi abi. Yani sen şimdi her senenin başında Guinness Rekorlar kitabını alıyorsun ya gidip. Evet. Açıyorsun 2023, 2024 en çok tırnak uzatan boyu uzun bilmem ne. Bu 2023'ü aldığında onu da göreceksin. İlhan'ın rekoru ne abi? Bir yılda en çok para kaybeden adam. 182 milyar dolar. Ne oldu abi? Hoşuma gitti. Ne gülüyorsun abi? Hoşuma gitti. 182 milyar dolar bir senede en çok para kaybeden adam ünvanı abi. Ya hayat böyle kardeş. Devamlı Rabbena hep bana indir bindir. Yok öyle. Yala yut palamut. Sevindin değil mi? Tabii sevindim. Hayatın böyle tokatlar olduğunu da görürsün. Ya ne tokat abi 182 kaybetti. Rekoru aldı ama üstüne tekrar geri koydu. Hocam, önemli olan bir kalemde 182 milyar dolar kaybetmesi. Adam hepsini kaybetmedi ki. Gene serveti duruyor. Ama gitti. Çok kaybetti. Geri geldi abi. Geri. Çok nankör bir insan biliyor musun? Zamanında bu şirket batmasın diye Mercedes yardım etmiş biliyor musun? Kime? İlhan'a. Tesla'nın hisselerini almış, bilmem ne yapmış, maddi manevi arkanızdayız. Yapın her türlü. Tamam. Ondan sonra akıllı ol Mercu, buralar benden sorulur. Ne oldu ya? Ayıp ya. Neyse abi bunu hızlı geçiyorum. Bu hemen. Hap bilgi olarak verdim sana. Hani böyle sevinesin diye. Yani aldım böyle bir hoşuma gitti. Hakikaten sakal. Abi bak güzel bir haber var senin. Yaşasın. Abimizin bir tanesi Amerika'da, Las Vegas'ta kumarbazmış abi. Evet. Oğlu gene yaşı belli değil yani bilmiyorum tokatlanır mı tokatlanmaz mı ama büyük ihtimalle yaşı var yani 35-40 yaşlarında bir oğlu gitmiş babasına bütün kumarhaneleri tek tek gezerek babasını da göstererek kumar hilelerini ifşa etmiş. Babasının hilelerini. Hilelerini. Bunu güzel. Sakın almayın diye. Ne kadar küçük büyük kumarhane varsa gezmiş. Bakın demiş bu babam. İyice bakın. Bu adam benim babam. 8 köşeli kasketiyle demiş. Evet. Benim babam demiş. Sakın ha sakın bakın bunun böyle numaraları var. Rulette bunu yapıyor. 51 işte tırnaklıyor. Bilmem nerede şunu yapıyor. 51'de bunu yapıyor.
bir şey 21'de bunu yapıyor aman ha falan diye anlatmış. Bunlardan da 3000, 5000, 7000, 140 bin dolar para kazanmış. Almış yani. Çok iyi. Babayı tutuklatmış mı? Hayır. Babası da bunu öğrenince reddi miras yapmış, bunu mirasından mahrum etmiş. 14 milyon dolar. Babanın mirası. Evet. Şimdi bak burada. Dur bir dakika abi. Bu da evet. Mahkemeye gitmiş. Babasını mahkeme yani reddi mahkemeye karşı babasına dava açmış. Beni reddi miras yapamazsın. Evet. Evet. Ne diyorsun abi buna? Hocam bir kere şey, bu evladın yaptığı dallamalık. Öyle mi? Sen babanın kumarhane hilesini niye gidip gazinolara ispitliyorsun adam? Baba bu nedir biliyor musun abi? Bu ne? Adamın yaptığı ne biliyor musun? Dürüst evlat işte. Dürüst evlat. Acaba çocuk dürüst bir kere hayır çocuk dürüst evlat değil. Niye? Dürüst olsa gazinoların vermiş olduğu parayı kabul etmez. Abi şimdi ben sana babamı gösteriyorum. Hilesi bu dikkat edin diyorum. Al oğlum cebi genç adamsın yanında bulunsun diye 5000 dolar verse almayacak mısın? Almayacaksın tabii. Eğer dürüst bir insansan beyefendi ben bunu siz bana para veresiniz diye yapmıyorum. Evet. Ben insanların dürüst olması için abi, gerektiğinde... Kumarhane ne kadar dürüst ki? Olsun gerektiğinde kumarhane kendim... Kumarhane ne kadar dürüst bir yer ki? Kumarhanede dürüstlük işliyor yani. Ama şimdi kumarhanede şans da işliyor hocam. Şimdi burada kalkıp kumarhanenin reklamını yapacak değiliz. Evet. Ama her gelen kumarhanede de şu müşteriyi koparalım, şunu bir yolalım gözüyle Amerika'da bakmıyorlar. Amerika'da yüzdeler biraz yüksek. Evet, kazanacağın varsa kazanırsın, kaybedeceğin varsa kaybedersin. Bu evlat, hayırlı bir evlat olsa verilen parayı ikramiye olarak verileni kabul etmez değil. Amme hizmeti olarak mı yapacak? Ha, o zaman git babana de ki, baba bak bu adam benim babam ama babam sen sahtekarlık yapıyorsun, kumarda hile yapıyorsun. Ben buna hiç razı değilim. Bak seni gidip gazinolara ispiyonlarım. Ben de baba olarak ne derim biliyor musun? Ne dersin? Ulan tırnak içine it oğlu it. Sen o evde ben oralarda harcandığım için, saatlerimi harcadığım için sen o evde o havuza giriyorsun, kablolu yayını seyrediyorsun, altında Tesla var. Sen derim. Dersin. Evet. Ne hayırlı babalar var. Abi de. Aileyi geçindiriyor. Doğru değil mi abi? Baba demek ki büyük oynuyor. Evet. O zaman sen bak babana baştan bunu söyleyeceksin. Baba da sana diyecek ki oğlum. Al şu 200. Abi zaten evi adam geçindiriyor. Tamam. Bu sen tamam. Bir dakika. Hayırdır kardeş? Nereden icap etti yani? Hayır nereden icap etti? Abi. Koşa koşa Las Vegas'ta milleti uyandırıyor. Çünkü baba para... 140 bin lira için 14 milyon dolardan oldun. Çünkü babadan fazla para koparmaya çalışmıştır bu. Baba da buna hadi yürü hadi senin demin dediğin lafı demiştir baba. Evladım sen bu aileyi geçindirmenin kolay bir şey olduğunu mu zannediyorsun? Ulan ben... sen adam olsaydın babandan o hileleri öğrenirdin. Adamın işini devam ettirin. Evet babacığım sen çok yoruldun Nurette. Sen git eve dinlen. Göster şunu gece bana. Gece 12'den sabah 6'ya kadar ben oynayayım babacığım. Ben de sana yardımcı olayım demek yok. Dizere. Adamı koparmaya çalış. Ve adam bak. Da sana ulan yürü git işine deyince git gazinolara ispiyonla. Oradan aldığın 164 bin 140 dolar. 140 bin dolar. 140 bin dolar kar zennet. Kedi kafası gibi lastiği bağlayıp cebine koy. Peki ondan abi, sonra da bu, babacığım bizi tamam mirastan da, bu, niye mahrum ettin? Tamam da bu şimdi mahkemede bir kumarbazı haklı mı bulurlar? Nasıl yani? Haklı anlamadım. Bulurlar. Nasıl haklı bulurlar? Acaba? Evet. Ben abi şey yapıyorum o evlatlıktan reddettim mirastan. Reddettim bitti. E tamam. Evet. Babayı efendim, haklı bulurlar. Babayı yani. Haklı bulurlar. Efendim işte çocukla değil ki babam kumarbaz şikayet ediyorum. Kumar oynamak legal kardeşim. Evet. Yakalanmadığı müddetçe de bir şey yok. Kardeşim ben yer altında zaten oturup da dızdızcılarla beraber marmut atmıyorum ki. Legal gazinolara gidiyorum oynuyorum. Ama orada hile yapıyorsun. Babacığım o ayrı hileyi adamlar görmemiş. Biz ona trik diyelim. Ben orada bir trik yapıyorum. Levanı alıyorum. Adamlar görmemiş. Bu oğlan kalkıp bunu art niyetli olarak söylüyor. 14 milyon dolarım mı var? Evet. Hepsini çoluk çocuğa bağışlıyorum. Kimsesiz çocuklara alırsın tırnaklıyı mahkemeden ondan sonra. Öyle mi? Tabii. Hayır bir yere bağışlamaz canım. Sadece mirasından reddettim. Reddettim efendim. Böyle hayırsız evlat olmaz çocuk, olsun. O çocuk bırakmaz abi bu işi. Ne yapacak? Yani bilmiyorum uğraşır bence. Ne ya hayır. Babasını gidip kumarhaneye şikayet eden adam tamam babacığım bu seferlik öyle olsun der mi? Üstelik de para karşılığı şikayet ettiği için yani onun tarafından baktığımda hiç de pozitif bir taraf görmüyorum. Haberde hocam. Şey yok abi. Bunun için para istediği yok. Yani demek ki kumarhaneciler aferin evladım dürüst insansın al şu 3'ü 5'i. Bence o 140'ı da ayıklamışlardır içeride. Kesin. Geç evladım içeride oyna. Tabii tabii canım şu makine daha çok veriyor şuna geç. 140 bir baktın. Keselemişlerdi. Ulan 140'ı aldın. Git. 140'ı kaç dakikada harcadın Amerika'da?
İki saatte seni yemişlerdir. Rahat. Ne oldu şimdi? Babanla da böyle oldu. Tabii. Çıkışta bir baktı ki 140'tan geriye 40 dolar kalmış. O da taksi parası. O da taksi. Dedin eve geldin. Ulan ben şimdi ne yaptım? Dur. Babama bir tokat çekeyim. Yer mi eski memur? Helal olsun. Öyle babayı gözlerinden öpüyor. Peki öpürüm. Abi şimdi bak. İyi güzel de bir yandan da sen şimdi sürekli kötüleri ve hırsızları, uğursuzları onaylamaya başladın. Hayır, ben haklı adam insanın yanındayım. Adam tırnakçı abi ya. Abi ben haklı insanın yanındayım. Tırnakçı abi. Haklı kumarhaneyi soyuyor vicdansız. Olsun, kumarhanelerde de şöyle diyorlar. İşte ruleti çeviren dealer belki tam rakama oturtamıyor ama bölgeye atanlar var. He. Şimdi sen bölgeye atma becerisi gösteriyorsan o zaman kumarhane olarak sen zaten bir hile peşindesin. Ama adam yani Amerika'da günümüzde hala evet binlerce kameranın olduğu yerde hala onu yapıyorsa... Yapıyorsa büyük başarı. Tebrik ederiz kardeşim. Ha, ben olsam o adamın yani çocuğun babasına gazino olarak iş teklif ederim. Hmm. Derim ki babacığım al sana ayda 250 gel, dolar maaş. Şu kameraların başına otur. Şu kameraların başına otur. Masaları şöyle bir dolaş. Kim tırnaklıyor? Kim masa altından çalışıyor? Kim taş çalıyor? Kağıt dağıtırken neler oluyor, neler bitiyor, şunları bize bak diyeceksin. Çocuk, adam zaten Avrupa'ya gitmiş. Rahat. Avrupa'da takılıyor. Artık yolacak Amerika'da yer kalmayınca. Konuyu değiştireceğim. Değiştireceğiz, abi. Evet şimdi efendim. Yani bu sonuç olarak adamı sen haklı buldun. Ben adamı haklı buluyorum. Evet, adamı haklı. Evladı da hayırsız evlat, düzenbaz evlat olarak altını çift çizgiyle belirtiyorum sakal. Tamam bilmiyorum abi. Ne diyorsun? Bir tane gene bir aklıma gelen bir şey var. Şimdi bu elini görünce sevineceğim bir haber olsun. Hep mutlu. Elini icraya vermişler. Oh be! Allah'ım şu günleri de gördüm. Kim vermiş? Kirasını ödememiş. 136 bin dolar bir depo varmış. Unuttuğu. Evet. Adam icraya vermiş. Ulan ayıptır be. Canım, Hans canım, bir şey diyeceğim de. Bir şey söyleyeceğim. Hans demeyeyim. Bir şey söyleyeceğim. Demin şurada 10 dakika önce beni servet düşmanlığıyla suçladın. Evet. Ve kalkıp burada neler söyledin sakalda şahit. Evet. Bir kuruş da bakayım abi. Bir kuruş. Bir kuruş benim için ne ifade ediyor? Etmiyor. Onun için de etmiyor. Hani etmiyordu? Hayır. Ben kime kızacağım biliyor musun? İlhan'a kızacaksın. Hayır, İlhan'a kızmayacağım. Ya arkadaş bir depo sahibisin. Tamam çok güzel. Evet. Helal hoş olsun. Ya bu adamı sen tanıyorsun, ediyorsun. Evet. Ne hemen koşa koşa icraya gidiyorsun? Vermiyorsun adama kiramı. Mektup, ya adamın adresi değişmiştir, bir şey olmuştur. Nereye adresi? Kapısını çal. Elin kardeş bak depoyu unuttun. 12 yıldır duruyor. Sen şurada çay iç, çay gelene kadar çocuklar çekini hazırlasın diyecek belki. Hocam, ne icraya gidiyorsun? Ulan siz var ya siz, hep reklam peşindesiniz. Elon Musk'ı icraya veren adam. Aferin. Var işte. Aferin. Ders, tamam, bu konuyu aferin. Hızlı geçer. İcraya veren, icraya veren adam sadaka mı istiyor sakal? Ben sana bir dükkan kiralamış mıyım abi? Aylık 12.500 dolar demiş misin? Demişsin. Tuttun kirayı. Abi 12 yıl olmuş. Adamın işi başından askın. Babacığım. Sen mesela aynı durumda olsan. Ya evet. Ben Zafer Algöz'üm kardeşim. İcraya vermeden evet. Bir telefon açın demez misin? Ettim telefon. Suratıma kapattılar. İlhan Bey'in kimseye borcu yok akıllı. Kimsin sen? Polise veririz falan. Tehdit ettiniz beni. Abi. Ne oldu? Ne oldu şimdi? Alır tamam 136 bin dolar artı masrafları alır. Ne olacak ki? Enflasyon olur. Elinde der ki bu arabana müsait bir zamanda şey yapma. Ne yapın müsait bir zamanda? Hiçbir şey yapamaz baba. Hiçbir şey yapamaz. Sen İlhan'sın diye garibanın 12 yıl menkulünü kullan. Kirasını verme. Aradığı sorulduğu zaman herifi snob edin kovun. Resmi yazılan hiçbir şeye cevap vermeyin. Ondan sonra adam icra getirince ayıp oluyor kardeş. Abi tamam konu yazı değişti. Bu zaten bonus bir şeydi. Araya soktum. Hoşuma gitti. Güzel. Sadece, gün bak, geçmiyor. Şu anda seni haberler. Bak ne güzel. Evet. Şu anda seni hoplatacak bir şey mi? Aha. Evet hocam. Lojman Faruki. Adamın Lojman Faruki mi? Lojman Faruki abi. Lojman Faruki Pakistan'da bir suç işliyor. Ha. Babasıyla kendisi de ikiz gibi benziyorlar. Evet. Ve babası da diyor ki baba 6 aylık bir ceza aldım. Hı. Ben şimdi genç adamım. Oralarda sefil olmam. Senin zaten yaşın başın var. Benim yerime gider misin? Suçu üstlen diyor. Babası da gidiyor. Bendim diyor. Evet. Suçu üstleniyor. 6 ay hapis yatmak üzere. Güzel. Lojmanın babası. Lojman Faruki. Evet. Faruki'nin babası üstleniyor. Meğersem bu mahkeme aşamasında devam eden bir şeymiş. Lojmana 16 yıl 7 ay hapis veriyorlar. Lojman bunu duyunca ülkeyi terk ediyor. Baba? İçeride. He? Baba da diyor ki ben lojman değilim, ben işte bilmem neyim. Ya, ben de Lokman Faruki'yim. Lokman Faruki'yim, Lojman Faruki benim oğlum kardeşim. Evet. Biz çok benziyoruz. Şöyle oldu, böyle oldu.
Yok, derdini anlatamıyor. 3 yıldır içerideymiş adam. Anlatamazsın çünkü ne zamanki lojman Faruk'u gelir adalete teslim olur. Yok, kaçmış gitmiş. Gitti mi? Gitti. Baba onun buraya gelmesi sana bağlı Lokman amca. Sen çünkü zamanında suçu üstlendin mi? Abi şimdi evladı için 6 ay deyince... Şimdi 6 ay deyince dersin ki 6 ay oğlan yapacağım, ya. Ben yatayım. Biraz da kafamı dinlerim diye düşünmüş bu. Lokman'ı içeri almışlar. Fakat Lokman'ı içeri aldılar. Lojmanda kaçtı? 16 yıl 7 ayı duyunca. Evet. Ne olacak şimdi? Baba ne içeride... diyorsun peki abi? Bu ulan ya lojman. Senin zaten isminden façan başlıyor. Lojman ne ya? Ne oldu şimdi? Babanı içeri attı. Hem de bir de gariban bir ülke abi. Oradaki hapishane şartları da malum. Fena. 3 sene yatmış herhalde. Bir 2 sene daha yatar. Sonra da tüberkülozdan gider. Ulan ayıptır be. Baban lan o senin. O yaşa kadar getirdi. Şimdi adam dışarıda yurt dışına kaçtı diyelim veya nereye. Gitti. Bayağı huzur içerisinde yaşıyor mu abi o adam? Hocam orada... Ya hiç aklına geliyor mu? Babam ne oldu? Hocam orada da bir danışıklı dövüş olmuş olabilir. Hapiste şimdi, abi adam. Tamam. Böyle danışıklı dövüş mü olur ya? Lojman babasıyla konuşmuştur. Evet. Demiştir ki Lokman baba benim yerime... Konuşmuş git. Abi işte. Tamam işte git benim yerime teslim ol. Evet. Suçu ben işledim de zaten onlar mahkeme aşaması falan filan bitinceye kadar ben ülkeden fıymış olurum. Ben başka bir yerde düzenimi kurduktan sonra sen ceza kesinleştikten sonra de ki o suçu yapan Lojman'dı ben değilim de seni zaten bırakırlar yok babacığım. Öyle bir şey işte. Ama işte babayı bırakmıyorlar. Ya babayı bırakmadıkları gibi 16 yıl cezası kesinleşmiş. 3 yılını yatmış adam. Evet şimdi burada bir kere ama babayı... Ama burada bir saçmalık var. Pardon abi lafını gör. Yani kardeşim parmak izi bir şey yok mu ya? Sadece benziyor veya ben yaptım deyince tamam mı yani? İşte orada demek ki birisi diyor ki efendim iki kişiler birbirlerine benziyorlardı. Kara bıyıklı, kara gözlü şu bu. Bunlar da baba oğul birbirlerine benzedikleri için baba aldı ihaleyi üstüne tamam mı? Şimdi aldı Lokman babayı. Lokman babayı... Kundakladılar. Lokman babayı kundakladılar. Abi, çıkamaz. Şey çıkamaz abi oradan. Bence iyi bir avukatla çıkar abi. Ancak peki şöyle bir mektup... Ulan Lojman bir mektup yazsan babana veya hükümete veya yazabilir. Adliyeye ya da ne denir işte yargıca... Yazabilir. Değer olmaz mı onun? Şöyle olur o zaman da derler ki... Mektubu? Hayır o zaman da Lokman babaya derler ki adaleti yanıltmaktan... Anladın mı? Gene işte yalan beyanda bulunmaktan bilmem neden biz sana aslında 16 sene vermiştik ama şimdi yeni cezan oldu 24. Taksimetre katlanabilir hocam. O yüzden Lokman baba da bir şey diyemiyor. Ya ayıptır be kardeşim. Babam lan o seni. Ya ne vicdansız adam. Adam benim babam. İşte bak tam şimdi Fatih abinin parçasının zamanı. Abi ayıptır ya. Ya ben mesela abi Allah yani vermesin öyle bir şey duysam babama 16 yıl verdiler diye gelir teslim olurum ya. Abi işte o yüzden alakalı. Ya 70-80 yaş, kaç yaşında olduğunu bilmiyoruz da. Ya adam abi şimdi genç hapislik var, yaşlı hapislik var. Evet. Ya Lokman baba ne halde acaba bilmiyoruz ki. Adem baba koğuşundadır kesin. Şimdi Lokman baba kaç yaşında bilmiyorum ama herhalde yaş olarak mahkumlara göre daha tecrübelilerin olduğu. Daha tecrübelilerin böyle, ama adamın bir hapishane tecrübesi yerde. Yoksa artık sokaktaki olur. Bir adam olarak orada ezerler onu ya. 3 günde tecrübe sahibi yaparlar onu orada. Para mara yolluyor mudur acaba? Onu bilemiyorum ama zaten ya, parayı gönderse de Lokman babayı parça pinçik eder elinde alırlar parayı. En azından mektup geliyordur. Mesela mektup geliyordu. Ne diyor? Ulan hiç utanmadan bir de mektup mu yazıyoruz? Zarfa belki para da koyuyordu. Mektup yazmaz. Niye? Yazdığı zaman mektubun nereden postaya atıldığı belli olur. Mektubu herhangi bir yerden atarsın. O dert değil de mektupta ne diyor? Merhaba Ahmet. Babacığım. Nasılsın mı diyor. Hiç utanmadan tabii. Sıkılmadan. Babacığım kusura bakma benim yüzümden seni cartlattılar. Bir de resim yolluyor böyle tatilden. Tabii şeyden Bermuda Adaları'ndan. Ne diyor? Baba ben seni cartlattılar mı? Babacığım seni cartlattılar benim yüzümden ama moralini bozma. Uğraşıyorum. Çok yakın bir zamanda daha mutlu günlerimiz olacak. En iyi avukatı tutacağım. En iyi avukatı tutacağım. Paraysa para. Gerekirse seni başka bir ülkenin mahkemesinde yargılatırım. 3 yıl geçmiş abi. 3 yıl fena bir zaman değil. 3 yıl geçmiş hocam. Lokman baba. Lokman baba devamlı lapa yiyor. Ne yapsın? Valla ayıptır be. Valla seni kınıyorum Lojman. Her neredeysen bu programı seyrediyorsan yazıklar olsun senin gibi evlada. Tamam abi ben bana bir şey demiyorum. Hocam, ağzımı bozacağım şimdi. Hocam Lojman şu anda Bermuda Adaları'nda denizden çıktı. Nereye gitti masajını belli yaptırıyor. Değil. Masaj yapıyorlar deniz kenarında. Yok ya. Ha? O vicdan azabıyla. Ya baban abi hapiste devamlı dayak yiyor 3 posta. Şimdi sen nasıl masaja yatarsın yani?
Abi işte vicdan meselesi be hocam. Babanı sen kalkıp kendi yerine içeriye attırıyorsan... 6 ay diye yatırmış ya. Güzel kandırmış. Ha adamı. Bir dakika. Tamam, ayrıca da. Lokman baba bu enayilik nereden geliyor? 6 ay cezası. Git oğlum yat dersin. Bu yoğurt, yani bu gönlü genişlik nereden geliyor ya? Kıyamam sana evladım. Yiğidim. Şey de demiş olabilir. Gerekirse senin yerine ben yatarım. O da yat dedi. Baba yat dedi. Adam da geri vites yapamadı. Ve yattı. Çok iyi ya. Abi bak bir tane daha öyle bir ilginç bir haber var. Nedir hocam? Abi haberler hep böyle baba oğul haberleri. Çünkü sen seviyorsun baba oğul. Bir de hayırsız evlat hikayeleri çok önümüze düşüyor. Hayırsız evlat haberleri. Sakal bunu sen de dinle. Bu baba oğulları aslında seninle de ilgili çekiyorum ki. Abi, sen de acaba yani. Bir ulan gönlünde küçücük olsa bir karıncalanma oluyor mu diye. Abi Pakistan'ın Lahore şehrinde Mansur. Babası ölmüş Mansur'un. Evet. Ben bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Niye Hindistan'da herkesin ismi ikiliyor? Mansur. Akılda kalsın diye. Başka bir soyadı daha vardır. Mansur bir şeydir. Mansur akılda kalsın. Pakistan bu. Pakistan'ın Lahore şehrinde Mansur'un babası ölüyor abi. Evet. Babası ölünce 7 kardeşini öldürüyor. Ne? Mansur. Mirası tokatlamak evet. için. Evet. 7 kardeşini öldürüyor. Vasiyetname açılıyor mahkeme huzurunda. Öğreniliyor ki babası bütün mal varlığını eğitim kurumuna bağışlamış ölmeden. Evet. Mansur da ne oluyor? Mansur da felç geçirmiş. Bunu haberi duyunca felç geçirmiş hastanede şu anda. Bence Mansur orada Hakk'a yürüse daha iyidir. Çünkü para yüzünden sen 7 tane evet. kardeşi öldürmüşsün. Ondan sonra duymuşsun ki baban parayı hayır kurumlarına bağışlamış. Seni zaten bitirirler. Mahkeme kararını yani vasiyet okunduğu anda felç geçirmiş. Konuşamıyor. Tabii. İşte sadece gözüyle evet hayır diyormuş. Tabii. Peki bu tabii iyileşirse mi hapse atılacak? Çünkü hapse atılması lazım. Hocam. Yoksa zaten sen Allah'ından buldun Mansur deyip. Şimdi Mansur zaten Allah'ından buldu çarpıldı ya. onun iyileşme sürecini takip ederler. Yani bu adam daha hastanede kalacak mı? Şu anda hapse atılamaz. Şu anda atılamaz. Ama az önce böyle bir ehed diye konuşmaya başladığı zaman Mansur'um gel bakayım canım deyip onu da Lahore. Anlat bakalım şu hikayeyi. Şimdi abi 7 katlar ya abi laf mı? Para ne kadar bak para ne kadar. Kaç kendisi para? Elinin kiri işte değil kaç abi. Kaç para bak. Olduğu yok mesela. Abi. Kaç para olursa olsun insan bunu kardeşine yapar mı? 7 kişiyi öldürüyorsun yani. Ne o babamın parasını konuşacağım. Ne oldu? Kaç para acaba bilmiyorum. Yani 7 kişiyi öldürmek için limit ne acaba? Bilmiyorum. Yani Pakistan'ın para birimi ne? Drahmi mi? Ne? Drahmi. Yok. Rupi miydi lan yoksa? Rupi Hindistan. Öyle mi? Ya ne olursa olsun ya böyle kaç para yani? Pakistan rupisi. Çok değişikmiş. Evet. Pakistan rupisi. Mesela 100 milyon rupi mi kaldı yani? Ne kaldıysa erişimi bilemez ki onu abi. Bir anda baba yok ya. Hemen 7 kardeş hemen ortada evet, kaldırır ki. Evet. Baban ölünce. Aklına bu mu geliyor? Mansur. Ulan baban ölünce aklına gelen hemen gidip kardeşlerini öldürmek mi? Bizim 1000 TL'miz 14.383 Pakistan rupisi yapıyor. Nasıl yani? Onların parası bizden kıymetli mi? Abi 140 milyonu 10.000 lira yapıyor yani. Değil mi? 140 milyon rupisi 10.000 lira. 10.000 lira için değer mi Mansur? 140 milyon rupiyi biz uydurduk canım. Belki de 1 milyar rupi kaldı. Herif niye felç geçirmiştir biliyor musun? Niye? Kardeşleri, şey için işte eğitim kurumlarına verdi diye. Eğitim kurumlarına verdi kaldı ki bir de babanın haydi borcu çıkmıştır kesin. Borçları temizleyin, kalanını hayır kurumlarına verin. Oradan da ikinci darbe. Peki benim anlamadım bu haberde tabii eksik yerler var. Evet. Yani Mansur felç geçirip ben 7 kardeşimi öldürdüm bu yüzden. Bu mu yani mi dedi? O abi, nasıl ortaya çıktı? Yani itiraf mı etti? Ulan boşuna öldürdüm 7 kardeşimi evet, mi dedi yani? Aynen demiştir hocam. Boş bulunup. Aynen. Senin de alacağın olsun baba. 7 kişinin canına kıydık senin yüzünden. Nice alın Mansur'u alın. Mansur hemen ters kelepçe. Tabii hemen. Ama yok ters kelepçe olur mu? Daha Mansur hastaneye gidecek. Tedavi süreci. Bunu kim ödeyecek abi? Devlet mi? Neyi? Mansur'un tedavi sürecini. Mansur'un tedavi sürecini devlet üstlenir de. Bir fişi çekerler gibi. Ama fişi çekerler. Zaten Mansur 7 kişiyi öldürmüş. Bir de buna bakacağız hasta baba. Hasta bakıcıya derler ki sen şu elektrik süpürgesini tak bir ara. Bir ara. Öyle bir olay var biliyorsun. Tabii. İsviçre'de mi nerede bir yerde oldu. Devamlı huzur evinde insanlar evet. ölüyor. Ulan bu niye ölüyor insanlar? Fiş çekip elektrik süpürgesini takıyormuş herif gece. Vay vicdansız. Vicdansız değil abi. Bilinçli bir şey değil.
çekiyorlar. Nefes alma şeyi var ya aparatı, evet, onu çalıştıran mekanizma fişe takılı. Odayı süpürecek yerim, onu çekiyor, onu takıyor. Ey Allah'ım ya. Orada da... Gitti. Hüvel Bahçeyi. Hocam yok mu ruhumuzu gıdırmış? Abi şöyle hayırsız bir... evlatlar var ya. Evet, hayırsız evlatlar serisi. Bu bölümün adını... Hayırsız evlatlar. Bu bölümün evet. adını hayırsız evlatlar serisi olarak koyuyorum. Tamam. Şu anda çeşidim kırık. Başka kırık da mı? Bir şey kalmadı. Evet. Başka bakıyorum. Bir şey kalmadı mı? Evet. Be... Arkadaş ya. Evet, babası kendisini aklıyor falan filan. Yok, bu kadar. Bu kadar ha. Sende bir şey var mı abi? Hocam bende çok ben güzel var. Bir... Ne? Sakal. Dönüp kalaştık, gene sakala geldik. Sakal geçen sakal hafta biliyorsun abi 19 Mayıs neticesinde evet, hocam. Şey, sebebiyle Çanakkale seyahati yaptım motorla. 146 motor gittiler geldiler. Vay vay vay. Bize tavsiye şu oldu. Siz de gitmelisiniz abi. Fakat tam ben bu tatilin, 3 günlük tatilin şeyini üzerimden atamazken az evvel içeride biliyorsun gelip Cuma günü ben Belçika'ya gidebilir miyim diye bir izin istedi. Yoruldum abi dedi. Yoruldum demedi de neyse. O anda benim yüzümü gördün mü sen abi? Gördüm abi. Böyle gözlerimden şimşekler böyle kan beynime sıçradı. Şöyle nabız oynadı. Yükseldi, tansiyon aletini falan taktım. Evet. Hayırdır kardeş? Hı? Küçük bir hafta sonu tatil. Herkes abi, tatil abi, istiyor. Benim, Aydın geliyor tatil. Sen, sakal geliyor tatil. Ben artık... Hani ya derler ya, Zafer abi. Ne evet. haliniz varsa görün kardeşim. Ben artık karışmam. Hocam bir dakika, şu Tokyo'nun gittiği bio neydi? Bio rezonans mıydı? Bio rezonans. Rezonans mı? Bir bio, şey işte. Bio rezonans. Evet. Rezonans olmasın? Rezonans. Peki bu bio rezonans ne oluyor mesela? Vücutta ne faydası oluyor hocam? Tokyo'nun gittiğini mi soruyorsun? Tokyo'nunkini, sen de gidiyorsan seninkini. Tek ediyorum. Tokyo'nunki çene altındaki gıdıdaki yağları emdiriyor. Öyle mi? Hmm. E hani insanların böyle bir takım alışkanlıklarını bırakmasına yardım ediyordu. Tokyo'nun alışkanlıklarını halledecek. Hayır mesela sigara şey... içiyorsa nikotin ihtiyacını bloke var. Ediyor. İşte iyileştiriyor, var. Zararlarını atmana yardımcı var. Oluyor. Var. Alkol bağımlılığı varsa, uyuşturucu bağımlılığı varsa, var. Korkular morkular onlar bilmem da neden var. Hepsine iyi geliyor. Tokyo ne için gitti oraya? Tokyo'nun kendi alışkanlıkları için olan henüz icat edilmedi. He. Şu anda sadece unlu mamuller için gitti o. Evet. Mesela açma yiyemiyor şu anda. Vah canım. Açmayı gördüğü zaman alın 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 gözümün önünde. Gözüm görmesin. Şu anda sadece açma için yapıldı. Bir de devamlı krem alıp şöyle tersten yemliyor. Sakal evet. Bu ne bu? O gıdıyı... Devamlı böyle bir tersten yemliyor böyle. Abi gıdı alt, gıdıdan şey aldırdı ya, fazlalıkları çok aldırdığı şurayı. İçin onu deriye şey yapıyor. Yumuşamasını engelliyor. E baba bu devamlı kendine yatırım yapıyor lan. Bir gün ofise geldiğinde kimi aradınız falan diyecek herhalde değil mi? Bakıyor abi kendine adam. Vay en azından abi faydalı bir şeye harcıyor. Yani kendine harcıyor adam. E bu sakal? mazot harcıyor. Peki sakalı sen görüntüleri gördün mü? Nerede? Çanakkale Şehitler Abidesi'nde. Gördüm. Bana yolluyor. Sanki inat yapar gibi bana hemen yolluyor. Motorla fotoğraf. Neler yaptılar onu gördün mü? Ne yaptı? Merdivenlerden horrrr diye çıkıyorlar iki takla. Vap düşmeler. Abi öyle düşmeler. Bir şey yok ya. Bak abi artık... Bak, bir şey yaptılar. Sina abisiyle beraber biri merdivenin burada, biri burada. Motorla havalandılar hocam. Sakal bunun motoruna geçti, öbürü bunun motoruna. Hayır, ben onu görmedim. Büyük cambaz bunlar. Yan yana giderlerken Türk bayrağı tutuyordu sakal. Böyle Çanakkale sokaklarında gezdiler. Onu gördüm. Sonra Sina abi sakalı sırtına aldı. Sakal sırtına mı? Evet, omzuna yani. Türk bayrağı şeklinde tişört giymişti. Evet. Onunla böyle halkı selamlıyordu. Vallahi alkışladılar mı sakal seni? Sina abi söyledi ki sakal biraz zayıfla. Herhalde daha yani. Bunun Antalya'sı var bilmem. Sağa sola gideceğiz. Daha manyas turu var. Sakal? Bir şey yok hocam. Ne kaç oldu? Göz? Kameranın şarjına bakıyorum. Ne kadar olmuş? Yaklaşık 50'lerdeyiz. İyi. Abi, Allah hocam, bereket versin. Hocam buyur. Şimdi hayvanlar alemiyle ilgili enteresan bilgilere ulaştım. Allah Allah. Seninle bunu paylaşmak istiyorum. Yazdım ve çıktı yani. Yazdım ve çıktı. Derken. Evet hocam bir fareler kusmazmış mesela. Müthiş. Biliyor muydun bunu? Yok abi şu anda var ya. Evet. Bak. Bir yılan hocam 3 yıl uyuyabilirmiş. Ne ki bu? 3 yıl uyumadan nasıl duruyorsun ya? Sakal 7 yıldır uyuyor. Yani şurada devamlı gölgede uyuyor. Bu bir şey değil yani bir peki, maharet değil. Bozulmayan tek gıda. Bal. Onu biliyorum. Aferin abi hocam. Abi ben balcılık yaptım. Bilmiyorum. Bravo hocam. Peki dünyadaki bütün dört ayaklılar yüzer mi hocam? Zürafa yüzemez. Aferin lan. Evet.
Hoca sen hayvanlar alemini yalayıp yok abi yalayıp ya. Demin baktım orada sana. Ha öyle mi? Peki. Peki kutup bize yalan ayı, yok. Bak diyor ki kutup ayıları solakmış hocam. Kim diyor abi onu? Ya bu en işte istatistik bölge evet. Sineklerin... Ne yapıyor adam yazarken mi görmüş kutup ayısını? Şimdi hocam ya da topa vururken görmüş. Nereden yani o bilgi? Solla. Sineklerin 5 tane gözü varmış hocam. Hı-hı. Develerin de 3 tane kaşı varmış. Sığırların 4 tane midesi varmış. Evet, sen diyorsun ya hani sakatatçıda mide çeperi yiyorlar diye. O işte 4 tane çıkıyor dört ondan tane hocam. Var. Hocam dişi sivrisinekler ısırırmış erkekler değil. Öyle mi? Bizim ısıran kan grubuna göre de ısırıyorlar. Ama mesela dişi olan. Sıfır grubunu ısırıyor da evet. AB'yi ısırmıyor gibi. Evet hocam. Soğan doğrarken diyor bak sakız çiğnemek göz yaşarmasını önler. Bu büyük yalan. Öyle ben mi? Bunu denedim abi. Denedin. Denedim. Sen soğanla ne işin oldu ki? Yani mesela evde bir şey yapacağım mesela şu soğanı doğrayayım, morayayım diyorum mesela. Bir gün gerçekten geleceğim abi evine. Evet. Senin mutfakta yaptığın herhangi bir geçen haftaki programda evet. da biliyorsun İtalyan spagettiler evet. bilmem neler, evet. Evet. arabiyatalar bilmem neler evet, yapıyorum hocam. Diyorsun evet, ya. Evet doğru. Gerçekten yapıyor musun merak ediyorum. Hocam sen bak, o soğanı denedin mi yani? Hocam denedim. Ne yapıyordun bak, abi soğan yahnisi mi? Hayır yani? Şimdi mesela işte köfte harcına koyacaksın ya da menemen yapacaksın ya da bir şey menemen yapacaksın. Menemen soğanlı mı yapıyorsun? Ben soğanlı o yaparım. O tartışma hala devam ediyor. O tartışma hiç boşu boşuna devam ediyor. Soğanı öyle bir yapacaksın ki soğan önce ölecek onun içinde. O zaman koyma soğanı. Hayır onun tadı, rayası orada kalacak. O başka bir güzel. Sen yani bu abimizin başlattığı tartışmadan önce de soğanlı mı yapardın? Elbette. Her zaman? Her zaman. Benim bildiğim yeşil biber, domates, yoğurta. İşte ona meneme derler. Soğan da lezzetlendirirsen menemen olur. Tamam tekrar şeye dönelim. Soğan evet. yapıyorsun. Yani dedik işte gözlerinizin yaşarmaması için diyor. Sakız çiğneyin. Sakız çiğneyin diyor. Ben sakız çiğnemeyi denedim olmuyor. Güneş gözlüğü takın olmuyor. Numaralı gözlük takın olmuyor. O ne ya numaralı gözlük? Olmuyor. Tek gözünün yaşarmasını engelleyen şey suyun içinde doğradığın zaman gözün yaşarmıyor. Suyun içinde nasıl doğuracaksın? Derin bir kabın içine suyu koydun mu? Ha, içinde soğanı yapıyorsun. Onun içinde yapıyorsun abi. Kırık kırık kırık. Ki yaşardı. Hem soğanın acılığını alıyor ama yaşardıktan sonra da aslında gözlere faydası var abi. Öyle mi? Tabii. Göz pınarlarında çünkü sürekli gözyaşı deviasyon oluyor ya hocam. Onlar gözyaşı biten lazım. Bir şey ha. Evet ya. Bazen bitiyor mesela. İşte göz kuruluğu oluyor. Ek yapıyorsun. Yani. Tabii. İşte o anlamda bir faydası da var yani. Ha bak diyor ki bu çok saçma bir haber. Bunu seninle tanışmak istiyorum hocam. Diyor ki elma, soğan ve patatesin tadı aynıdır. Fark sadece tamamen kokularından kaynaklanır. Aslında hepsi tatlıdır diyor. Olabilir. Tatlı patatesten yani? Bahsediyor olabilir. Bizim bildiğimiz bu Adapazarı patatesi değil de tatlı evet. patates var yani. Evet. Onun tadı aynı olabilir gerçekten ama bilmiyoruz tabii. Vay. Abi belki şeyden bahsediyor olabilir. İlk halleri yani elmanın DNA'sıyla bilmem nesiyle şusuyla busuyla oynanmamış hali. Patatesin hiçbir şeyiyle oynanmamış hali. Evet. Yamuk yumuk. Muz bile biliyorsun yamuk yumuk bilmem nedir de sonra oynaya oynaya onu bir hale... O hale getirdiler. Bir dakika abi muz dedim de nasıl abi muzlar? Abi Alanya'dan sevgili dostlar 2 traktör muz gelmiş. Evet. Ofistekiler her zaman beklediğimiz gibi benim buradaki 2 günlük yokluğumu fırsat bilip... Abi diye, muhatabı orada. Tabii parça pinçik etmişler. Sakal günde 25 tane muz yiyerek muz kürüne girmiş. Aydın her sabah muzlu sütsüz sokağa çıkmam diyor. Keçi boynuzu vardı. Keçi boynuzunu tamamen parçalamışlar zaten almış götürmüşler. Avokado şey vardı. Avokado denen avokado. Şey kasa tamamen boş. Bir de muşumula mı ne bir şey vardı. Yeni dünya. Yeni dünya vardı. Yeni dünya vardı. Yeni dünya da küçüle küçüle çürümüş. Bir kenara atmışlar. Bence onun meyve olduğunu anlamamışlar. Evet. Anlatılar zaten parçalarlardı. Ama ben senin için çok mücadele verdim. Yani çocuklar bakın bu kasayı, bir kasayı Zafer abi, 4 kasa gelmiş. Evet. Bir kasayı Zafer Algöz'e ayırın ve üstüne Zafer Algöz yazın. Bunu da muhafazaya alın dedim. Ama evet. arkadaşlar onu güneşin alnına koyduğu için 3. günün sonunda hamur. Anlıyorum. Yani muzlar hamur olmuş. Hamur olmuş. O yüzden Aydın muzlu süt içiyor devamlı. Kınamıyorum kendisini. Hocam bu arada bana bu bilgiyi gönderen, evet. abi burada çok müthiş şeyler var, hayvanlar alemi falan. Evet. Baktım. Efendim atlar bir ay kadar ayakta kalırmış. Evet. Kangurular geri yürüyemezmiş. Müthiş. Karınca kendi ağırlığının 10 katını taşırmış. Efendime söyleyeyim, dünyada insandan daha çok tavuk varmış. Evet. Tamam, eyvallah. Tamam.
efendim hiçbir kağıt 7 defadan fazla 2'ye katlanamaz doğru. diyor. Doğru ama bunlar yani çok artık şunu, yani 80'li yıllarda... Nasıl 7 defadan fazla katlayamıyorsun abi? Katlanamıyor. Katla bakayım. Bir. Yani bunu ben çok büyük kağıtlarda da denedim. Bir, evet. Olmuyor yani dönmüyor. İki. Evet devam ediyoruz. Üç. Evet. Olmuyor abi işte. Bak. Oluyor abi oluyor. Dört. Evet. Evet. Beş. Evet. Altı. Evet. Buyur. Altıya kadar geldi hocam. Olmuyor. Ver olmuyor canım ya. Abi. Ben altıya büyük kadar. Kağıtta da denedim. Denedin her mi? Her halükarda kıvrılmıyor. Vay canına ya. Peki şöyle tırnaklama yapsak hocam mesela. Yapsa yapar mı? Tırnaklama, dızdızlama. Evet. Ha ama burada mesela nedense kartalla ilgili hiç bilgi yok. Ne alaka? Çünkü kartal bir kuş değildir hocam. Nedir? Gökyüzünün kralıdır kartal. Abi ne konuyu Beşiktaş'a getirdin? Hayır hayır Beşiktaş'a getirmiyorum. Yani, bu neye benziyor biliyor musun? Bak hayır. Böyle yapmak yerine böyle yapıyorsun. Kartalla ilgili Beşiktaş'la hayır, ilgili bilgi hayır. vereceğim desene. Bak şimdi. Bu kadar şeyi hocam, okutup. Hocam bak kangurular, kirpiler her türlü hayvanla ilgili bilgi vermiş. Evet. Ama ne yazık ki kartaldan bahsetmeyi unutmuş. Kartal kanatlı bile olsa kuş değildir. Nedir? Gökyüzünün kralıdır. Ya tamam de. Abi. Sırf yani konu Beşiktaş şampiyon. Ne oldu abi? Ne oldu? Fener mi şampiyon oldu? Fener şampiyon olmayan mı? Siz de ikinci olmayacaksınız. Belli olmaz. Hani Ronaldo geliyordu? Seneye geliyor. Sezon açılış kampında Ronaldo geliyor. Hocam. Hala inanıyorsun. Bak kartal 120 sene yaşayan bir hayvandır. Hayır abi o karga. Kartal 200'ü bulur. Hayır abi. 200'ü de bulur. Kartal var ya 10 yıl falan yaşıyor. Hayır. Sakal bak bakayım. Bak kartal. Bakayım kartal. Kartal 15 yıldan fazla yaşıyorsun ben adımı... Vakkas diye değiştiriyorsun. Vakkas kumar... abiye söyle bakayım. Bak. Kumar koyacağım adımı. Kartal 60-70 seneye kadar yaşar. Sonra hayır abi. Kartalın şu tırnaklar eğilmeye gaga... İki çeşit var. Evet. Kel kartallar 20-30 yıl yaşıyor. Evet. Taçlı Şahin Kartalı 14 yıl yaşıyor. 14 yıl işte benim dediğim 15 yıl. Ya ne yalan abi? Sakal oradan yanlış bilgi veriyorsun evet. Bak izini iptal ettiririm abi. Hayır abi sen ya, abi 200 yıl yaşama. Hocam, 100 yıl falan yaşayan karga. Karga 200 sene yaşar. Ya istese 1000 yıl yaşasın. Kartal öyle bir yaşam ömrü yok. Hocam, hele doğada. Evet. Parça pinçik eder. 7 yıl yaşasa iyi. İşte hocam kartal yaşlanınca bu tırnaklar artık iyice uzamaya başlarmış ve şu gaga aşağı doğru bükülürmüş. Beslenemiyor o yüzden. Beslenemiyor. O yüzden hayvan kendini böyle taşlara maçlara vurarak hem tırnakları bileğliyor hem gagasını bileğliyor. Beşiktaş'la ne alakası var bunun? Beşiktaş'la alakası yok. Kartaldan bahsediyorum babacığım. 12 kilometre yükseğe çıkıyor. Kanarya'yı bilir misin? Bilirim. 1000 yıl yaşıyor. Vallahi ama. Evet. Hemen bunun peşine yavaş diye başlayacak. Ben anladım. Yani. Anladım. Ulan Beşiktaş'ın simgesi olmuş. Kartal'ı bile kıskanıyorlar. Ya ne kıskanıyor abi? Kanarya'yı Beşiktaş'a getireceksin. Eintracht Frankfurt'ta kartal. Ne var? Tamam. Eintracht Frankfurt ikinci lige düştü ya. Ya yazık oldu. Eskiden sakal. Popüler takımlardandı. Evet. Ne? Gözlük. Tabii. Ne? Sakalı çık. Sakal. Batoru çalıştı. Bu ne abi? Yani gazı, gaz mı var? Karnın mı aç? Karnı aç. Esniyordum, gerildim falan. Esniyordum diyor abi. De, bu ne pişkinlik ya? Abi, şurada dürüst. Verdiğimiz mücadeleye ayıp ya. Dürüst çocuk. Hani abicim can kulağıyla sizi dinliyordum demiyor. Esniyordum abi. Aferin sakal. Sakal abi 2500 lira şey oldu. Ne oldu? Monte oldu diyelim. Nasıl yani? Aküsü bitmiş. Vallahi mi? Evet abi ya. Nasıl ya? Yola çıkan adamın akü nasıl bitiyor? Yok arabanın aküsü bozulmuş. O değişti. Dömür sakal bugün değiştirdi. Eyvah. Dömür sakal da 1500 lira almış. Buna 2500'e sattı. Abi bunlar birbirlerini tokat. Yani seni beni hiç affetmezler. Ya, kardeşine acımayan sana bana acır mı ya? Acır mı abi? Seni iyi oldu tokatlarlar. Hanımefendiler, beyefendiler, efendim bir burada olan burada kalır programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Anadolu Efes katkılarıyla sunduğumuz programımızın kapanış anonsunu her zamanki gibi programımızın daimi konuğu sevgili Can Yılmaz yapacak. Buyurun genç adam. Teşekkür ederim. Hoşça kalın dostlar.